fabrika yönetimi veya fabrika idareciliği dediğimiz konu temel görevleri nedir acaba? Yönetimin temel görevleri nedir? Fabrika idareciliğindeki temel fonksiyonlar nedir demek? Fabrika yönetiminde temel görevler, temel işlevler nelerdir demekle eş anlamlıdır. Bunları sırasıyla gördüğünüz gibi, perdede gördüğünüz gibi söyleyebiliriz. Gaye, amaç tespitiyle işe başlanır ve burada gördüğünüz 10 madde söz konusu edilecek. Biz bunları teker teker büyütülmüş olarak şöyle gösterebiliriz. Birinci işlev, fabrika idareciliğindeki birinci işlev, amacı tespit etmektir. Daha sonra politika ve prensipleri tespit etmek, daha sonra bir planlama yapmak gerekir. Demek ki fabrika idareciliğindeki temel işlevlerden birisi de mutlaka bir planlama faaliyeti olacaktır. Amaç tespit edilecek, politika ve prensiplerimiz tespit edilecek, bir planlama faaliyeti muhakkak olacak, dinamik olarak, bir kere yapılan bir plan değildir bu. Devamlı bir planlama faaliyetiyle meşgul olan ekipler olacak. Bu plan için bir organizasyon, yani bir örgüt, yani bir teşkilatlanma söz konusu olacak. Sonra bu organizasyon üniteleri arasında herkes kendi başına bir şeyler yaparken, bunları kendi aralarında hem ahenk bir şekilde, ahenkli bir şekilde çalıştırabilmek, birbirine uyumlu bir şekilde çalıştırabilmek için Türkçemize girmiş bir kelime var. Koordine, koordine, koordinasyon dediğimiz şey bir ara gütmek fiilinden eş güdüm diye bir kelime türettiler bunun için. Ama biz koordineden tıpkı prodüksiyondan koprodüksiyon, operasyondan kooperatif derken nasıl ko kelimesini gütmek olarak oralarda yakıştırmadıysak, burada da ayrı ayrı düzenlenmiş birimlerin orada ordinary veya ordinary kelimesiyle ilgili bir şey var. Koordinasyon. Şimdi burada ayrı düzenleme içinde, ayrı organizasyon içinde bir teşkil aşamasında yer alan birimlerin kendi aralarında birbiriyle uyumlu çalışması için bir koordinatörün veya bir koordinasyon faaliyetinin olması da şarttır diyoruz işletmelerde. Birçok idarecilikte bu söz konusudur ama fabrika idareciliğinde sırasıyla söylediğimiz bu dört fonksiyonun hemen arkasından, yani amaç tespiti, politika ve prensipler tespiti, bir planlama ve bir planlamadan sonra bu plana uygun olarak bir organizasyon, organizasyonun da mükemmel bir şekilde yürüyebilmesi için o organizasyonda, o örgütte, o teşkilattaki birimlerin kendi aralarında ahenkli bir şekilde iş yapabilmelerini sağlamak için bir koordinasyon gerekir diyoruz. Hatta daha ileri giderek diyoruz ki bir entegrasyon, yani ne demek o? Bir bütün gibi çalışsın. Bir bütünleşik, tek bir sistem gibi çalışsın. Fabrika bir tek makine gibi çalışsın. Entegrasyon böylece bir bütünleşme anlamına geliyor. Sonra bunlar olduktan sonra ancak bir işe başlayabilirsiniz, bir icraat yapabilirsiniz, bir tatbikat yapabilirsiniz. Biz buna kısaca Türkçemizde ne diyoruz? İşlerin yapılması diyoruz. Onun için icraatın içinden programları vardı 15-20 seneden beri. Başbakanlar çıkar konuşurlar. Ne demektir o icraatın içinden? Veya Büyük Millet Meclisi'nin hükümetine ne denir? İcra organı denir. Peki meclisine ne denir? Yasama organı, yani kanun yapan organ denir. Demek ki biz hükümetin yaptığı işlere icraat diyorsak, bunun Türkçesi yapılan işler demektir. Yani bir ay sonra çıkıyor bir başbakan, diyor ki her ay sonunda bu ay yapılan işler anlamına gelir. Veya yaptığımız işler manasına gelir. İcraatımız demek bu demek. İcra organı da ne demektir? İşleri fiilen yapan demektir.
Bunlar arkadaşlar yaptıktan sonra da iş bitmez. Yaparken veya yapmayı mükemmelleştirmek için insanlarda şevk uyandırma. Biz buna Türkçemizde insanlarda enerji ve istek uyandırma diyoruz. Şevk denir buna. Eskiden bir tabir vardı, aşk olmadan şevk olmaz diye. Yani severek, isteyerek, aşk ile bir işe başlarsan bir şey yaparsın. Onun için meşk etmek de efendim neydi? Bir şarkıyı icra etmek, şöyle bir geçmek, öğrenmek demekti. Aşk olmadan meşk olmaz oydu. Karar verme, şevk olmaz değil, meşk olmaz. Sonra arkadaşlar decision making adıyla yabancı literatürde var olan ve Türkçemizde de karar verme diyebileceğimiz bir fonksiyonun, bir işlevin, bir görevin de işletmelerde olması gerekir. Biz buna arkadaşlar karar verme diyoruz. Evet, burada bakalım. Evet, karar verme. Enerji ve istek uyandırma, şevk dedik, aşk dedik, meşk dedik, koordinasyon dedik, eşgüdüm manasında bazı kelimeler eşgüdüm diye girmiştir ama onu çağrıştık. Biz de buna ne dedik? Ahenkli bir şekilde işlerin yapılması dedik. İcra dedik, icraatın yapılması dedik. Geriye doğru bir organizasyon olmalıdır bu işlerin yapılması için. Daha önce bir planlama olması lazımdır. Daha önce politika ve prensipler, en önce her şeyden evvelde bir amaç tespit edilmiş olmalıdır dedik. Sonra arkadaşlar, karar verme işlemi, karar verici organlar, karar verici kişilerin kararlarını, karar destek sistemleri adıyla bir takım kantitatif tekniklerle karar verici organ desteklenmelidir. Bu birimlerde olmalıdır işletmede, bir fabrikada. Ve sonra arkadaşlar, kontrol dediğimiz bir fonksiyon var. Kontrol, planın olduğu yerde olur. Planlanmamış işleri kontrol edemezsiniz arkadaşlar. Bazen veya içeriye planlar aynı zamanda bir kontrol aracıdır. Onun için planlama ve kontrol faaliyeti farklı grupların elinde olmalıdır. Planını gerçekleştirecek şekilde kontrolünü belki mükemmel bir şekilde efendim aynı grup yaparsa, bu tıpkı üretimin ve kalite kontrolün birbirinden ayrılması gibi bir olaydır. Kontrolü ayrı bir gruba vermeli. Ama onun da elindeki enstrüman, onun elindeki alet yine de plan olmalıdır. Planlamacıların yaptığı plan olmalı. Ama planlamacı ve kontrolcu aynı insan olamaz. Yani bu şöyle neye benzer? Belediyede bazı işleri planlayan büyük insanlar var idari kademelerde. Onlar iniyor pazar yerine zabıta memur oluyorlar. Böyle bir şey olamaz. Ne yapar? Pazardaki fiyatları vesaire vesaire her şeyi planlar, yapılacak işleri planlar. Fakat oraya zabıta memurunu gönderir, o da kontrol elemanı. Bu tabii ki kontrol fonksiyonu bu kadar zabıta memuru, pazardaki zabıta memuru tabiriyle hafife alır gibi bir ifade zannedilmesin. Hiçbir şey burada hafif ve hafife alma diye bir söz konusu olamaz. Ama örnektir bunlar. Bizim işletmemizde de kontrol var. Mesela kalite kontrol var. Mali kontrol var. Bütçe kontrolü var. Ve arkadaşlar 10. fonksiyon düzeltme. Biz bakarız işlerin yürüyüşüne 1. maddeden 9. maddeye kadar. Ve zaman zaman düzeltmelere gideriz, revizyonlara gideriz. Yeniden gözden geçirmelere gideriz. Bu faaliyet, kontrol ve düzeltme faaliyeti dinamik ise sistem hayatiyetini devam ettirir, fabrika idareciliği mükemmel işler. Peki, bunlardan amaç tespitini görelim. Amaç veya gaye tespiti. Ne demektir? Genellikle üst kademe amirleri tarafından tespit edilen bir şeydir. Üst kademe amirleri tarafından. Sonra
Bunlar genel müdür veya müdürler olabilir. Sonra fabrikaların başarısı iyi bir idareci kadrosuna bağlı. Daha sonra fabrikalarda bu tip görevlilerin oranı %30'u dahi bulabilir.